Şimdi AK Parti iktidarı malumunuz 21 yıldır Türkiye'de iktidarda. Yani Türkiye'de bir kapitalist sistem var. Dindarlar marifetiyle AK Parti üzerinden bu kapitalist sistem meşrulaşarak ona dini meşruiyet hatta kazandırarak devam ediyor. En önemli işlevi bu dönemin bu oldu. Yani biz buna kapitalizme abdest aldırma diyoruz. Yani kapitalizme abdest aldırarak, onu meşrulaştırarak dini açıdan kutsuyorlar. En önemli yaptıkları şey de bu ve hiç eleştirmedikleri konuda bir, çok sevdikleri konuda bu mal mülk işleri, para biriktirmek, mal biriktirmek, zengin olmak. Bu işlere bayılıyorlar ve bunlara hiçbir itirazları yok. Dolayısıyla bu dönemde AK Parti defalarca seçim kazandı. Benim görüşüme göre 2015, 7 Haziran 2015'ten bu yana ben Erdoğan'ın seçim kazandığı düşüncesinde değilim. Ama her seçimde ülkenin muktediri %70-80 ile kazandığı ilan ediliyor. Cumhuriyet adı altında, Cumhuriyet diyerek bir kör topa seçim yapmaları ve seçime katılanların da gerçekten birilerinin seçtiklerini, sandığa gittiklerini, oylarını kullandıklarını, işte bir sandık seçim olduğuna falan inanıyorlar. Ama her defasında %60'tan aşağı olmamak üzere ülkenin muktediri kazanıyor. En mahir oldukları konu sandık ve seçimdir. Onlar üzerine yok yani. Şu anda Erdoğan'a oy veren 27 milyon insanın analizinin ben şöyle olduğunu düşünüyorum. 15 milyon yardım bağımlısı insan var. Yani vakıflardan, bakanlıklardan, dul maaşı, çocuk maaşı, engelli maaşı, şu maaşı, bu maaşı. Yardım bağımlısı bundan muhtaç değil, yardım bağımlısı. Yani Erdoğan olduğu sürece ondan ayrılmayacak. Ve bu parayı size benim veriyorum. Yani Erdoğan kendi cebinden veriyor bunu diye inanan böyle 15 milyon bir kitle oluşmuş. Devlet vermiyor, Erdoğan veriyor. Buna inandırmış. Cahil, dindar ve yoksul bir kitle. Bu üçü bir araya geldiği zaman çok felaket olur. Maalesef böyle. Hüdapar'ın oy gücü bence yok. Benim şu anda savunduğum İslami dünya görüşünü nereden baksan 40 yıl gerisindeler. Erdoğan 50 yıl gerisinde, bunlar 30-40 yıl gerisinde. Türkiye'deki şartlar ve koşullar gereğince mecburi olarak siyasi parti yoluyla ortaya çıkma ihtiyacı hissettiler kendilerini. Ama savunduğu fikirler hem İslami açıdan geride fikirler, hem de Türkiye'nin yarasına merhem olacak hiçbir şey söylemiyorlar. Tam tersi, her kullandığı kelime, her kullandığı kavramla tartışma nedeni oluyorlar. Antikapitalist ve demokratik, özgürlükçü bir İslam'ı savunmuyor Hüdapar. Daha çok mezheplerin ortaya çıkardığı, geçmişteki bir takım alimlerin fikirlerinden etkilenerek böyle İhvan-ı Müslümin veya İran İslam Cumhuriyeti veya Taliban ve Suriye'deki IŞİD yaklaşımına benzer bir din anlayışları var. Memleketi buyurun gelin siz idare edin dese Suriye'deki IŞİD'den farklı ne yapacaklar? AK Parti kendi söyleyemeyeceği şeyleri, İslam vurgularını onlar yapıyor yani. Şimdi iki sebep olabilir. Birincisi, hakikaten oy oranı bakımından Hüdapar'ın 150-200 bin oyuna bile ihtiyaç duymuş vaziyette. Oraya kadar düşmüş vaziyette yani. Hakikaten ona ihtiyacı var. Bir de şöyle bir şey de olabilir. Hüdaparcıların her ne kadar bunu şu anda ortaya koymuyorlarsa bile eski geçmiş Hizbullah'tan
da anlaşılacağı gibi operasyonel bir gücü var. Yani askeri harekat yapabiliyor. Geçmişte yaptılar. Suikast hazırlıkları ve eğitimleri almışlar. Belki de birileri yönlendiriyor onlar, bilmiyoruz. Şimdi bunların kadın anlayışı genelde aynı. Yani İslami grupların genelinde LGBT düşmanlığı, kadını dışlama, ikinci sınıf görme, evinde otursun, çalışmasın. İslam'da asıl olan erkektir ve erkek kadına kavvamdır, üstündür diye bazı ayetleri de yanlış yorumlayarak böyle bir ataerkil din anlayışına sahipler. Şimdi tarikatlarda bu tür olaylar öteden beri oluyor ama tarikatlar burada yanlış bir iş yapıyor. Olayı örtbas etmeye çalışıyorlar, gerçeği gizlemeye çalışıyorlar. Halbuki bunu kendi elleriyle ortaya çıkarmaları ve bu tür olayları kendi bünyelerinden temizlenmeleri gerekir. Birçok tarikatın ve cemaatin kadınlar konusunda olduğu gibi çocuklar konusundaki fikirleri de yanlış. Yani birçok tarikat ve cemaat 9 yaşındaki bir kızla bir Müslümanın evlenebileceğini düşünüyor. Buna rağmen ısrarla bir tek kişiden gelen rivayete bakarak Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen ve bir hadis kitaplarına dayanan kimin tarafından uydurulduğu, geliştirildiği, ne maksatta, hangi operasyon amacıyla kullandığı belli olmayan rivayetlere dayanarak bir görüş bina ediyorlar ve çocuklar hakkında da yanlış fikirlere sahipler. Şimdi bu kötülüğün suç ortaklığı oluyor. Bununla ilgili bir sürü filmler var. Yani bir köyde bir aklı dengesi yerinde olmayan bir kıza köyün bütün ileri gelenleri tecavüz ediyor. Ve bunu herkes biliyor. Ancak kimse ortaya çıkarmıyor. Çünkü herkes için içinde. Birisi tecavüz etmiş, öbürü kollamış, öbürü onu ikna etmiş, öbürü pazarlamış, öbürü parasını almış. Öbürü buna haberdar olduğu halde sesini çıkarmamış, öbürü dava açmamış. Öbürü açılan davayı geri çevirmiş, örtbas etmiş, gizlemiş, dosyayı sümüne alt etmiş. Herkes bir ucundan suç işlemiş. Dolayısıyla hepsi birden suç işlediği için suçun, kötülüğün suç ortaklığı diyoruz buna. Şu anda mahkemeler kötüleri koruma, gerçeğin ortaya çıkmasına engel olma kurumlarına neredeyse dönüşmüş durumda. Türkiye'de mesela HDP'nin Türkiye'lileşme, CHP'nin helalleşme politikalarını sürdürmeleri gerekir. Yani toplum kesimleri arasında teması sağlayacak politikalar. HDP'nin geniş Türk kitlelerine kendini anlatması lazım. CHP'nin geniş dindar kitlelere kendisini anlatması lazım. Çünkü karartma uygulanıyor ve sen öbür tarafta karanlığa boğuluyorsun ve sesini onlara ulaştıramıyorsun ve senin hakkında ön yargılara sahip oluyorlar.